hocalar anlatır, siz dinlersiniz. Efendim buradan çeker gidersiniz. Eğer hayatımızda uygulama yoksa, hocaların okuması da boş, hocaların anlatması da boş, sizin dinlemeniz de boş. Bu cemiyetlerin en güzel yeri bu. Bu cemiyetlerin en güzel yeri bu. Midemiz ziyafet görüyor, gönlümüz ziyafet görüyor. Bir de hayata yansıtabilirsek, eyvallah, Allah'ın izniyle. Hayata yansımadıktan sonra okunan Kur'an da boştur. Saatlerce oku sen. 6 sayfa yaz yavuz. Ne anladın Hasan abi? Ne anladın? Hiçbir şey. 66 sayfa okusamam diyeceğim mi abi? Anlamayacaksın. Onun için Kur'an hayata yansıması lazım. Ve son cümle de şu olsun. Kimse arkasından okunacak Kur'an'a bel bağlamasın. Kimse arkasından okunacak Kur'an'a bel bağlamasın. Ne demek istedim hocam sen? Yani sen eğer dünyadayken Kur'an'la bir bağın yoksa, Kur'an'ın emirlerini hayatında uygulamıyorsan, kaç taneyiz bu akşamımız? 2, 4, 6, 7, 8 taneyiz. 88 tane hoca da gelse bu akşam buraya, sana biz 100 tane hatim de indirsek, seni kimse kurtaramaz abi. Senin yaptığın nedir? Sen kendi vicdanını rahatlatıyorsun. Anamın yetini yapayım, babamın kırkını yapayım. Şunu yapayım, bunu yapayım. Hepsi boş. Hepsi boş. Sen dünyadayken o dinin dönmedi. Sen dünyadayken Allah'ın kitabında yazan helal harama dikkat etmedin. Hocalar gelecek senin başında okuyor seni cennete koyacak. Böyle bir cennet yok abi. Herkes aklı fikri yerindeyken, eli ayağı tutarken Allah rızası için bu dünyadayken Allah'ın emrine, Kur'an'a uymaya çalışın. Allah hepinizden razı olsun bu akşam.